En baştan şunu yapalım. Hani bu soruda böyle etkili olacağı için değil ama unutuluyor bazen. Paydanın sıfır olmaması lazım. Olur da köklerde çıkarsa hep bunları silersiniz. Eşitsizliğe biraz alışkanlık olsun arkadaşlar. Yoksa evet zaten bu soruda gördüğünüz sıfır diye bir kök yok. Payda eşitliyoruz. Ekstra bir şey yapmayacağız. 1 artı 4a artı 4a kare hepsine a kare ile eşitlemiş olduk paydalarını. Eşittir sıfır. 4a kare artı 4a artı 1 nedir? 2a artı 1'in parantez karesi. Böylece bu da a eksi 1 bölü 2 oldu. B şıkkı. Paydayı 0 yaptığı için u 0'a eşit olmaz. u 2 bölü 9'a eşit olmaz deyip yapalım tamam mı? Çünkü burada şöyle bir şey yapacağım. Zaten arkadaşlar şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak daha iyi deyip kök 9 u eksi 2 eşittir 2 u 9 u eksi 2 eşittir 4 u kare 4 u kare eksi 9 u artı 2 eşittir 0. Şimdi burası 4 u'ya u olsun burası eksi 2'ye burası eksi 1 olsun çaprazlama çarpıp toplayınca eksi 9 u oluyor bakın haliyle 4 u eksi 1 çarpı u eksi 2 eşittir 0. U buradan 2 olabilir. 1 bölü 4 olabilir. Paydayı 0 yapma ihtimalinden dolayı arkadaşlar direkt alabileceği değerlerin çarpımını yapmadım. Tek tek böyle göstermek istedim. 2 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 b şıkkı. x kare eksi 2 x eksi 16. Eksi 8'i öbür tarafa atarsak birincisi 8 olabilir. Sonuçta sıfır eşit olması için. Böylece x kare eksi 2 x eksi 24 eşittir sıfır. x eksi 6 x artı 4 eşittir sıfır. Bir kök 6 bir kök eksi 4 gelir. Bir de x kare eksi 2 x eksi 16 eksi 8 eşit olursa yine mutlak değer dışına 8 diye çıkacağı için sıfır olur bakın. Haliyle x kare eksi 2 x eksi 8 eşittir sıfırdan x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir eşittir 0. 1 kök 4, 1 kök eksi 2. Böylece e şıkkı olmuş oldu. Köklerinden 3 katının bir fazlasını kök kabul eden, birisine x1, birine x2 dersek, bakın kökler toplamı 3 bölü 2. Sonra 3x1 artı 1 artı 3x2 artı 1. Yani ilkinin kökler toplamının 3 katının 2 fazlası. Bu da Şurası 3 bölü 2 olduğu için 9 bölü 2 artı 2 yapar. Oradan da payda eşitlersek 13 bölü 2 olur. Bu kenarda duracak şimdi. Bir de 3x artı 1 ile 3x2 artı 1'i çarpacağız. Çarpıyorum 3x1 çarpı 3x2'den 9x1 çarpı x2. Şurayı bir sileyim. 9x1 çarpı x2 artı yine 3x1 artı 3 x 2'den 3 parantezinde x1 artı x2 bir de 1 oldu. Şimdi burası kökler çarpımından dolayı eksi 3 bölü 2. Yani bir de yanında 9 var. Eksi 27 bölü 2. Artı bunun zaten 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 9 bölü 2 oldu. Artı 1. Eksi 27 9 daha. Eksi 18 2'ye bölersek. Eksi 9 1 çıkarırsak. Eksi 8. Formül arkadaşlar x kare eksi tx artı c eşittir sıfırdı. Bu yüzden x kare eksi 13 bölü 2x eksi 8 eşittir sıfır. Şıklarda tabi bunu göremeyebilirsiniz. Ne olacak o zaman? Payda eşitleyeceksiniz. 2x kare eksi 13 eksi 16. Buna uygun şık hangisi arkadaşlar? A şıkkı. İki gerçel kökü olan denkleminin kökler toplamı. Yani eksi b bölü a'dan hemen kökler toplamı a diyebiliriz. Bunun kökler toplamı bu ikinci denklemin köküymüş. Bir kök denklemi sağlar. A kare artı 8a artı 2a eşittir 0. A kare artı 10a eşittir 0. A, a artı 10 eşittir 0. Buradan a 0 veya eksi 10. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum bakın. A'nın normalde 0 olmasında bir mahsuru yok. İki kök vardır. Ancak a'yı burada yerine 0 olarak yazdığınızda x kare artı 2 eşittir 0 denkleminin delta sıfırdan küçük olduğu için reel kök gelmiyor. Burada da reel kök demişti. Bu yüzden 0 veremiyoruz, eksi 10 veriyoruz. Bu tarz ufak ayrıntılar önemli. Bu soruda isterseniz kökler farkı formülünü hatırlayalım. Kökler farkı formülü kök delta bölü mutlak a'ydı arkadaşlar. Haliyle delta 4k kare eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 4'ten artı 16. Bunun kare kökü a zaten pozitif bir sayı. O yüzden mutlağı da yine 4 olacak. Ve bu 2'ye eşitmiş. 4k kare artı 16'nın kare kökü eşittir 8. Karesini alırsak 4k kare artı 16 eşittir 64. 4k kare 48. K kare arkadaşlar 12. Ve k pozitif olduğu için 2 kök 3 c şıkkı. Kökleri a ve b olduğu için kökler toplamı 3 kökler çarpımı eksi 6 c bölü a. Şimdi 1 bölü a ve 1 bölü b olursa bir denklemin kökleri. Bunun kökler toplamı bakalım. a artı b bölü AB olur. Böylece arkadaşlar a artı b üstteki denklemden yararlanırsak eksi artı 3 bölü eksi 6. Yani bu denklemin yeni denklemin kökler toplamı eksi 1 bölü 2'ymiş. Yine kökler çarpımına bakarsak 1 bölü a çarpı 1 bölü b arkadaşlar. 1 bölü eksi 6 olacak. Buna uyan şık tabi hemen görünmüyor gördüğünüz gibi payda eşitlenmesi gerekiyor. O yüzden biz normal yapalım. x kare eksi tx artı ç. Bu yüzden x kare artı 1 bölü 2x eksi 1 bölü 6 eşittir 0. Bu yüzden 3x kare artı 6x kare pardon 6 ile eşitleyeceğiz. 3x eksi 1 eşittir 0 şıklarda a şıkkı. Denklemin bir kökü m ise bu kök denklemi sağlar. 4m kare artı 2m kare eksi 12 eşittir 0. 6m kare arkadaşlar 12'ye eşit. Şimdi m pozitif olacağı için m kök 2 olur. Diğer kök isteniyor bizden. Kökler çarpımı c bölü a olduğu için kök 2 çarpı x2 eşittir. Eksi 12 bölü 4. Yani x2 buradan eksi 3 bölü kök 2 olacak arkadaşlar eşliğine ile çarpılmış halledilmiş. Eksi 3 kök 2 bölü 2 şıklarda A var bakın. Kökleri A ve B olduğuna göre bakın şuradaki sabitten bir yararlanalım. Kökler çarpımı C bölü A. Bu yüzden A kare bölü B kare, A kare artı B kare bölü 2'dir. Bu aynı zamanda kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 burada a çarpı ve Böylece içler dışlar çarpımı yaptığımızda a kare artı b kare eksi 2ab eşittir 0 olur. Bu da bize a eksi b'nin parantez karesi olmasını getirir ve a b'ye eşit olur. Bir denklemin kökleri birbirine eşitse deltası arkadaşlar sıfır olur. E şıkkı. Burada doğru bir yerden başlamamız gerekiyor soruya. m eksi 2 n ve 2 n eksi m ilişkisi. Köklerden biri bu. Diğerini bilmiyoruz x2 olsun. Kökler çarpımı c bölü a'dan 2 n eksi m. Bunları sadeleştiriyorum böylece x2 arkadaşlar eksi 1 geldi. Eksi 1 bu denklemi aynı zamanda sağlar çünkü köklerden biri. Haliyle arkadaşlar yerine yazabilirsiniz ama ben şunu tavsiye ederim açıkçası yerine yazmak yerine kökler toplamından gitmeyi. Yani zorunlu değil de buradan daha kolay görülüyor bence. Eksi 1 artı m eksi 2n de kökler toplamından m artı 3 bak direkt m'ler gidiyor. Böylece eksi 4 eşittir 2n'den n'yi eksi 2 bulmuş oluyoruz b şıkkı. Kökleri x1 ve x2 imiş aslında özdeşlik bakacağız burada arkadaşlar. x1'in kübü artı x2'nin kübünü hangi özdeşlikten yararlanarak yapabiliriz bu soruda? x1 artı x2'nin kübü eksi 3x1 çarpı x2 x1 artı x2. Bakın sonuçta bu x1'in kübü artı x2'nin kübüydü. Unutan arkadaşlarımız için kuralı böyle bir yazmış olayım. Bir de tabii şu da vardı hani şunu da diyebilirsiniz hocam. Bir de bildiğimiz kadarıyla bu yok mu? Olur. Buradan da yararlanabilirsiniz. Ben bunu yapmadım bu soruda. Bir de biliyorsunuz bu. Sonuç olarak bir daha karesini al falan uğraşmamak için direkt buradan yapıştıracağız toplamlarını, çarpımlarını. 2'nin kübü 8. Eksi 3 çarpı m. x1 artı x2 2. Ve bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 20'ye eşitmiş. Haliyle eksi 12 eşittir. 3 6 m. M arkadaşlar eksi 2 oldu. B şıkkı. Gerçel kat sayılı dediği zaman işin içinde arkadaşlar kesinlikle iyi yoktur. İyi olmaması için bir kök iyili bir şeyse öbürü onun eşleniğidir. Haliyle arkadaşlar köklerden bir tanesi eksi İ ise diğeri iyidir. Köklerden biri 3 ise öbürü eksi 3 iyidir. Ama soruda kesinlikle gerçel kat sayılı diye vermesi lazım. Yoksa böyle bir şey demem. Böylece x artı i x eksi i çarpı x eksi 3 i x artı 3 i baş katsayı da 2 vermiş. işte size px hem de dördüncü dereceden. Artık p 0'ı bulacağız. 2 çarpı i çarpı eksi i çarpı eksi 3 i çarpı 3 i. Haliyle burası i kare eksi 1 1. 9 eksi 1 eksi 1 çarparsak 9 oldu. 2 kere 9 18 c şıkkı. Önce çarpanlara ayırma arkadaşlar. Şimdi zaten küp var burada. Yani yerine yazıp falan filan sıkıntıya girmemelisiniz. Bak bu böyle. Eksi 25 parantezini alıyorsun. X eksi 4. Gördüğünüz gibi x kare eksi 25 çarpı x eksi 4 parantezinde. Şimdi x eksi a ile tam bölünebilmektedir demek. P a sıfır demek. Yani a bu denklemin kökü. A bu denklemin kökü ise arkadaşlar bize kökler toplamını soruyor. Buradaki kökler toplamı 0. Buradan bile 4 gelecek. Cevabımız C şıkkı olacak. Köklerinden biri diğerinin iki katıdır denmiş. Birine arkadaşlar K diyeyim şimdi ben. Öbürüne de 2K diyelim. Çarpımları o zaman 2K kare. Yani sadeleştirirsek 36 bölü 2A'dan 18 bölü A. E, K kare de 9 bölü A yapıyor. Kenarda dursun. Şimdi bir de kökler toplamı K artı 2K'dan 3K eşittir. 36 bölü 2A o da aynısı oldu. 18 bölü A sadeleştirirsek K buradan 6 bölü A yaptı. Haliyle arkadaşlar 36 bölü A kare gidiyorum K'yı burada yerine yazıyorum. Eşittir 9 bölü A. A sıfıra eşit olamayacağına göre o zaman payda sıfır olur. Sadeleştirme hakkım var demektir. Böylece A bakayım bir 4 mü? Evet A eşittir 4 oldu C şıkkı.